Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlmihal dersimize devam ediyoruz kardeşlerim. En çok sorulan sorulardan akika kurbanıyla adak kurbanı ile ilgili sorulan sorulara bugün cevap vereceğiz. İnşallah çok bilmediğimiz konulara, bilgilere inşallah ulaşmış olacağız kıymetli kardeşlerim. İlmihal kitabında akika kurbanı bölümünü okuyacağız. Akika kurbanı. Bendeki kitaptaki sayfa 668 akika kurbanı diye. Nedir bu akika kurbanı? Nasıl kesilir? Akika kurbanından yiyebilir miyiz? Nasıl yapmamız lazım? Bunları okuyacağız ve adakla akika arasındaki farkı özet olarak söyleyeceğiz kardeşlerim. Bir adak kurbanı var, bir akika kurbanı var. İnşallah kitaptan takip eden kardeşlerimiz fihristen, içindekiler bölümünden akika kurbanı bölümünü açsınlar. Oradan işaretlenecek yerleri de ben sizlere söyleyeceğim kardeşlerim. Evet. Akika kurbanı. Yeni 37. madde akika kurbanı. Dersimize başlıyoruz kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 37. madde, yeni doğan çocuğun başındaki ana tüyüne akika denir. Bak, bir bilgi. Akika neye denir? Belki çoğumuz ilk defa duyuyoruz. Akika neye denirmiş? Bunun altını çizerim kardeşlerim. Akika, yeni doğan çocuğun başındaki ana tüylerine akika denirmiş. Bak, bir şey öğrendik şimdi. Yani saçındaki tüylere akika deniyor. Böyle bir çocuk için şükür olarak kesilen kurbana da akika edi, akika adı verilmiştir. Yani Allahu Teala sana bir çocuk verdi. Ya Rabbi sana şükür olsun diye o Allah için kesiliyor tabii. O kesilen kurbana da akika deniliyor kardeşlerim. İnşallah bir müddet yine yorumları kapatayım. Dikkatinizi çekmesin. Ben yorumları tekrardan açacağım. Yani bu akika kurbanı Allahu Teala'nın ikramda bulunmuş olduğu, bize lütfetmiş olduğu o çocuğa, çocuktan dolayı Allah'a şükür kurbanıdır. Teşekkür için kesilir. Bunun Müslümanlarca asıl adı nesikedir diyor. Nesike. Bunların altını çizelim kardeşlerim. Akika bizce mübah ve nihayet menduptur. Burası da çok önemli. Hani mesela bazı kardeşlerimizin imkanı olmayabiliyor. Dolayısıyla bu kurban farz ya da vacip bir kurban değildir kardeşlerim. Yani kişiler kendilerini bu konuda mecbur hissetmesin. Durumu olmayanlar ya ben kesemedim diye üzülmesin. Ya imkanı olunca zaten buluğ çağına kadar kesilebiliyor bu kurban. Yani şunu bilin, hüküm itibariyle mecbur, yani farz ya da vacip değil. Mecbur değiliz yani bu kurbanı kesmeye. Bu güzel sayılmıştır. Şükür ifade eden bir kurbandır. Üç mezhep imamına göre sünnettir. Zahiriye mezhebine göre diyor vaciptir. Yani bizde kesmek müstehap, yani menduptur, mübahtır, hoş karşılanmıştır. Yani bir nevi mübah da zaten sünnettir Hanefi mezhebinde. Bir de şöyle söyleyeyim. Anne baba olarak eğer çocuklarımıza imkanımız olduğu halde akika kurbanı kesmediğimiz zaman, ki bu akika kurbanının etinden anne baba yiyebilir. Yani
misafirlerine yedirebilir. Adaktan yiyemez. Yani çocuğun başına bir sıkıntı geldiği zaman, bir kaza, bir bela geldiği zaman anne baba o an bir vicdan azabı çekebiliyor yani. Ben bunu çok gördüm toplumda. Hani bir trafik kazası oluyor ya da işte çocuğuna araba çarpıyor ya da işte hastaneye düşüyor, bir hastalık çıkıyor. Hemen insanın aklına şu geliyor. Yani siz çocuğun akikasını kestiniz mi diye bir soru geliyor. Eğer anne baba akikasını kesmediyse hemen aklı oraya gidiyor. Ya biz bu çocuğun kurbanını kesmedik, yanlış yaptık diye bak böyle Allah bu kazayı başımıza verdi diyor. Dolayısıyla bu gibi duygulardan da bir nevi vicdanen rahatlamak istiyorsak, imkanımız da varsa akika kurbanını ihmal etmeyelim derim ben size yani. Çünkü gerçekten çocuklarımızın başına bir şey geldiği zaman anne baba bundan dolayı üzülüyor. Nasıl üzülüyor? Ben hani çocuğun akikasını kesmedim, çocuğuma araba çarptı işte. Ondan sonra kesiliyor, kesiyorlar daha doğrusu. Buna dikkat edelim. 38. maddeye geldik. Akika kurbanı çocuğun doğduğu günden buluğ çağına ereceği güne kadar kesilebilir. Buranın da altını çizelim. Yani doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilir. Fakat 7. günü kesilmesi daha faziletlidir diyor yani. Çocuk 7. günü kesilirse diyor o daha faziletlidir. Ama 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında yani buluğ çağına kadar 11-12 yaşına kadar kesilebilir. Çocuğun 7. günü yani ben çocuğum olduğu zaman yapmam gereken şeyler nelerdir hocam? Bir akikası vardır. Bir bu. Ondan sonra saçları kesilip ağırlığınca altın veya gümüş sadaka verilir diyor. Bir bu vardır. Hocam ne saçı var? İşte zaten saç yok. Bir gram bile yok yani. Bazı çocuklarda saçlı doğuyor yani. O belli değil. Hakikaten bayağı saçlı doğan çocuklarda var yani. İşte onu keseceksin ki bu sağlık açısından da iyi. Güzel tartacaksın onu. Kuyumcuya götüreceksin hassas terazide. Ne kadar geldi bir gram o kadar sadaka verilecek. İkinci bu. Aynı günde kurban kesilir. İşte adı konulur. Güzel bir isim konulur. Budur yani. Öncelikle anne babanın yapacağı budur. Akikasını kesmek, saçını kesip ağırlığınca altın vermek. Bir de güzel isim koymak, işte ezan okumak. Kulağına, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirerek ismini vermek. Bu isim de yani işte 7. günü bu isim verilebilir, ezan okunabilir. İsim verildiği anda akika kurbanı kesilebilir. Evet. Şimdi tekrar yani o kim yiyebilir ona da geleceğiz. 39. maddeye geldik. Kurbana elverişli olan her hayvan akika olmaya elverişlidir. Yani kurbanlık olabilecek hani koyun, keçi ya da bir sığırın hissesi ya da bir sığırın tamamı böyle kesebilirsin. Hani diyorduk ya ayağı kırık olmayacak, gözü kör olmayacak vesaire, boynuzları tam olacak yani kırık olmayacak. Aynı şartlar akikada da geçerlidir. Yani kurban olmaya elverişli bir hayvan akika içinde kesilebilir. Oğlan ve kız çocuklarından her biri için bir koyun kesilmesi yeterlidir diyor. Hani bazen bir rivayete göre erkek için iki, kız için bir ama bu da şart değildir. Erkek için de bir, kız için de bir kesilebilir. Bak bunun noktasını koyalım yani. Hocam oğlum oldu bir tane olur, kızın oldu o da bir tane olur. Bir tane koyun kesebilirsin, bir tane koç kesebilirsin. 40. maddeye geldik kardeşlerim. Akikanın kemikleri çocuğun sıhhat ve selametine vesile olması için kırılmayıp yalnız mafsallarından ayrılıp o şekilde pişirilir. İki çeşit pişirme var. Kırılarak da pişirme var, mafsallardan ayırarak pişirme var. Şimdi mafsallardan ayırmanın hikmeti bu müstehaptır. Ne diyor? Çocuğun sıhhat ve selametine vesile olsun diye. Yani sağlık, yani bir şey kırılmasın, kemikleri kırılmasın gibi niyetiyle, çocuklarımız sağlıklı olsun niyetiyle, yani parçalamadan diyor, şey yapıp kazana koyup, tencereye koyup,
haşlamak lazım, müstahaptır. Diğer bir bakımdan da diyor, çocuğun mütevazi olması için diyor, katı kalpli olmayıp diyor, ihtirastan kurtulmasına vesile olması için kemiklerinin kırılması da müstahap görülmüştür yani. Yani kırıldığı zaman da olur yani, parça parça da yapabilirsiniz. Efendim, tabii köy ortamında mesela kazanlar var, dışarıda haşlıyorsun. O zaman böyle büyük büyük haşlayabilirsin. Ama ev ortamında imkan da olmayabilir. Onu böyle kasapta parçalatabilir. O da zaten o da müstahap olarak görülmüştür. Katı kalpli olmaması, mütevazi olması açısından bu şekilde olur. Ve akikanın etinden kesen yiyebilir, başkalarına yedirip sadaka olarak verebilir. Altını çizelim bu son cümlenin de. Akikanın etinden kesen yiyebilir. Burası önemli. Hocam akika kurbanımız var, etinden yiyebilir miyiz? Evet, kesen yiyebilir. Zaten buradaki güzellik şu. Sen akikasını keseceksin çocuğun. Güzel bir ikramda bulunacaksın. Eşine, dostuna, kardeşine, komşuna, amcasına, dayısına diyeceksin ki bu akşam inşallah bir ziyafetimiz var diyeceksin. Ziyafete davet edeceksin. O eti getireceksin. Diyeceksin ki biz çocuğumuzun akikasını kestik. Akikası bu diye. Buyurun, afiyet olsun. Onlar da gelip davete icabet edecek ve dua edecek. Allah hayırlı etsin, Allah sıhhat afiyet versin diye bu şekilde eşe, dosta yedirebiliriz. Kendiniz yiyebilirsiniz. Hiçbir sakıncası, hiçbir günahı yoktur. Akikayla adağı karıştırmayalım. Akikanın etinden herkes, çoluk, çocuk, eş, dost, anne, baba, dede, nene, torun, herkes yiyebilir. Ama akikanın, adağın etinden adağı adayan çocukları, eşi, efendim anne babası, torunları adaktan yiyemez kıymetli kardeşlerim. Şimdi akika ile ilgili sorularınız varsa notunu alın. Ben adakla ilgili konuşmayı da yaptıktan sonra yorumları açacağım. Notunu alın. Yorumları açtıktan sonra sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım inşallah akika ile ilgili. Şimdi akika belki kesmemiş olan kardeşlerimiz vardır. Dediğim gibi benim çocuğum 8 yaşına geldi, 10 yaşına geldi, 12, hatta 15 yaşına geldi. Hatta 20 yaşında askere gidecek, akikasını kesebilir miyim? Kesebilirsiniz yani. 20 yaşında da olsa akikasını kesebilir. Hocam ben et yemeyi sevmiyorum. Zaten biz et yiyoruz. O zaman yani hepsini sadakada verebilirsin. Yani kesip bir fakire verebilirsin mesela hepsini. Bu da olabilir. İlla yani mahsallarından kesip ya da böyle parçalayıp illa davet edip böyle bu da şart değildir. Hani bu olabilir yani. Yapabilirsiniz bunu. Kendiniz yiyebilirsiniz kabilinden. Yoksa tamamını sadaka olarak da akikanı verebilirsiniz. Evet. Şimdi adak konusuna geçiyoruz. Adakla ilgili bölüm, bu kurbanla ilgili bölümümüz zannedersem burada bitiyor. Başka bir konuya inşallah geçeceğiz. Yarın bakacağım. Belki başa dönebiliriz. Abdest, namaz bahsine dönebiliriz. Çünkü 5 vakit namazda sürekli mükellefiz. Orada yanlışlarımız varsa düzeltelim diye. Hani Kurban Bayramı geldiği için, önümüzde Kurban Bayramı olduğu için kurbanla ilgili 2 haftadır dersler yapıyoruz. Bayağı da verimli geçti elhamdülillah. Şimdi bir soru, adak kurbanını mesela benim bir düğünüm var ya da bir nişanım var. Çocuğumun bir nişanı var, adak kurbanım da vardı. Ben bu adak kurbanımı kesip düğün dernekte gelen misafirlere verebilir miyim diye bir soru var. Anlaşıldı değil mi? Yani yemek vereceğim, ben adağımı kesip düğünlerde verebilir miyim? Bir kere bu olmaz, uygun olmaz. Çünkü o düğünde senin torunun var, çocukların var. Bu bir, onlar zaten yiyemez biliyorsunuz. Hocam biz yemeyeceğiz diyorsun. Biz yemeyeceğiz. Yani biz kesinlikle yemeyeceğiz. Gelen misafirlere yine olmaz. İki, çünkü onların içerisinde zenginler de var. Yani zenginlere de bu adak eti verilmez. Yani adak eti fakirlere verilir. Ama şöyle desen ki ben hep böyle mahallemizdeki böyle garipleri, fakirleri toplayıp böyle bir şey yapacağım desen olur. Onda sıkıntı yok ama genelde düğünlerde zenginler de geliyor. Adak etinden zengin yiyemez. Dolayısıyla adak etini düğün dernekte kullanamayız kardeşlerim. Bu bir. İki, peki adağımızı ne zaman kesmemiz lazım?
Yani bir şarta bağladıysak, çocuğum askerden geldiği zaman, geldiğini duyduğum anda ben kurban keseceğim. Böyle zaman belirlendiyse, efendim o adağın hemen kesilmesi lazımdır. Eğer bir zaman belirlenmediyse, müsait olduğunuz zaman da kesebilirsiniz. Ama tabii ki bir şarta bağlı olan adaklar, şart gerçekleşir gerçekleşmez kesmek lazımdır. Çünkü niye? Eğer o şart gerçekleştikten sonra kesilmezse ve o çocuğun ya da o işin başına o evlilik veya bir şey olursa bir sıkıntı, bu sefer yine vicdan azabı çekersiniz. Ben adağımı yerine getirmedim. Bak Allah bana bu belayı verdi diye bu gibi duygulardan da kurtulmak için dinimizin gereği nedir? Adadığınız şey gerçekleştiği anda adağı bir an önce kesmek lazımdır. Ama dediğim gibi bir zaman söylemediyseniz durumunuz olduğu zaman kesebilirsiniz. Başka bir adakla ilgili bir soru var. Rüyada kurban adadım diyor mesela. Ben rüya gördüm. Rüyamda işte şu işe girersem kurban keseceğim dedim. Böyle bir adak olur mu? Rüyada kurban adamak bu rüyadır yani. Rüya ile amel edilmez. Rüya ile amel eden sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onun vahidir. Resulullah'ın rüyası vahidir. Ama bizim rüyamız vahiy değildir. Yani rüyada kurban adamış olsam bile bu bu kurbanı kesmeyebilirsin. Bundan dolayı da mesul değilsin. Bir koç başka bir soru bu. Bir koç adam var. Mesela bu da çok önemli bir soru. Hocam şu işim olursa, çocuğum askerden gelirse, kızım evlenirse, oğlum evlenirse, araba alırsam efendim gibi mesela adaklar adanıyor. Diyelim bu işleriniz oldu. Nasıl bir adakta bulundun? Bir koç keseceğim dedim. Mesela bir koç keseceğim. Koç lafzı zikrettin. Şimdi koç dediğim için koç mu kesmem lazım? Yani burada cins anlaşılıyor koç dediğinizde. Yani küçük baş. Dolayısıyla koç da olur, koyun da olur burada. Keçi de olur yani. Keçi de olur. Yani küçük baş cinsinden herhangi birisi olabilir. Bir koç keseceğim dediysen, benim bu işim olursa bir koyun keseceğim dediysen yine koç da olur, keçi de olabilir. Yani burada koyun, koç, keçi küçük baş adadığınız anlamına gelir. Ya da koyun, koç keseceğim deyip de bir sığırdan mesela Kurban Bayramı geliyor. Ondan bir adağınızı, bir hisseniz var, bir de adağınız var diyelim. Siz iki hisse girebilirsiniz. Bir hisseyi kendi kurban hisseniz olarak girebilir. Diğer hisseyi de adak olarak varsa adağınız girebilir. Dolayısıyla 5 kişi kestiniz. 2 hisseyi siz aldınız. Bunlar tartıldı, ayrıldı. Kendi kurban hisseniz, adak hissesi ve diğer 3 ortağın hisseleri ayrıldı. Bu adak hissesinin tamamını fakirlere tasadduk edebilirsiniz. Bak, büyükbaş sığır kestiniz Kurban Bayramı'nda. 4 tane kurban, bir tane adağınız vardı. Böyle olabilir. Koç keseceğim deyip de böyle bir hisseye de girebilirsiniz. Çünkü niye? Bir hisse bir koç mesabesindedir. Bir hisse bir küçük baş mesabesindedir. Olmayanı söyleyelim. Olmayan nedir? Ya Rabbi şu işim olursa bir sığır keseceğim. Sığır keseceğim dedin. Ama koyun kestin. Bu olmaz işte. O zaman büyük baş cinsinden kesmen lazım. Bir sığır keseceğim dediğin zaman inek kesebilirsin, camış kesebilirsin, tosun kesebilirsin ama büyük baş cinsinden olacak. O adağını da koyun olarak kesemezsin. Koyun olarak kesemezsin. Olmayan budur kıymetli kardeşlerim. Yani bize gelen sorularda, not aldığım sorularda bunlar. Ben şimdi yorumları açıyorum. Bugünkü İlmihal dersimizde bu. Yani temel olarak akika kurbanı nedir? Onu söyledik. Ancak şu kelimeyi tekrar etmek istiyorum. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Yorumları açtım. Yeni doğan çocuğun başındaki ana tüye akika denirmiş. Bakın kardeşlerim. Yeni doğan çocuğun başındaki ana tüyüne
akika deniliyor. Ve bu çocuklara Allahu Teala'nın verdiği bu çocuklara şükür ifadesi olarak Allah razı ya Rabbi sana şükür olsun diye kesilen kurbanın adı akikadır. Farz ve vacip değildir, müstehaptır. Kendinizi mecbur hissetmeyin. İmkanınız olduğu zaman, illa doğduğu zaman kesemediyseniz ya da bilmiyorsanız, şimdiye kadar böyle bir kurbanın varlığından bir bilginiz yoksa, çocuğunuz 15 yaşına kadar da olsa çocuğunuz adına kız erkek fark etmez bir tane kurban kesmelisiniz. Erkek evladına kaç kurban kesilmesi şart mıdır? Büşra bunu söyledim. Erkeğe de bir tane akika, kıza da bir tane akika kesilmesi şart değildir, farz vacip değildir kardeşlerim. Çocuk açıkçası kesse kurban yerine geçer mi? Hocam bir dakika bakayım şimdi. Hocam bu kurbanda çocuk açıkçası kesek kurban yerine geçer mi? 50 bin varsa. Ev yemekleri. Soru bak anlayamıyorum. Hocam bu kurbanda çocuk açıkçası kesek. Ha, kurban bayramında söyledim onu. 50 bin liran varsa bir hisseye girersin, bir hisseye girersin. Bir tane de şöyle yaparsın. Hani yurt dışında kesimler ucuz oluyor, sağlam bir kurumla 800 lira mesela. Dersin ki kurban bayramında akika dersin, not düşersin. Çocuğumun felanca çocuğumun akikası diye bir kuruma verip kestirebilirsin. Ya da hocam benim durumum iyi, ev yemeklerim. Durumum iyi hocam benim. Ben iki hisse gireyim. Bir hisse kurbanım olsun, bir hisse de çocuğumun akikası olsun. Olabilir. Ben 8 bin lira gireceğim. 4 bin. Olabilir. Çocuğun akikasını da alabilirsin. Kendi hisseni de alabilirsin. Onu ikram edebilirsin, dağıtabilirsin. Olabilir. Evet. Her yaşta akika kesilir mi? Biraz geç kaldık. Söyledim. 15 yaşına kadar kesseniz olur. 20 yaşında da olur. Biraz sesiniz az geliyor. Öyle mi acaba? Bir bakayım. Ses açık. Hocam diyor bağış için Diyanet güvenilir mi? Keserken video falan göndermiyorlarmış. Diyanet devlettir. Diyanet, Kızılay bunlar devlet kurumları güvenilirdir yani. Hakikası. Hocam büyük oğlum Ramazan yeni doğduğunda rahatsızlık geçirmişti. Babası adak adadı. Oğlum iyileşmez adak keseceğim diye. İyileşti, kestik. Adak etinin yediğimiz kadar etin parasını fakire verdik. Doğru yapmışsınız. Eğer adak etinden yerseniz, o miktar diyelim 1 kilo et yedik. 1 kilo et ne kadar? İşte 70 lira, 80 lira. O kadar sadaka verirseniz olur. Eşim evlenirse benimle 3 koyun adağı vardı. Biz de yiyemeyeceğimiz için bizden uzak bir hocaya vekalet verdik. Talebe yetiştirdiğini söyledi. Biz parayı gönderdik. Fakat hocayla sorunlar çıktı. Kesmedi yani. Yani kesmediyse o adağınız olmadı. Çünkü adakta mutlaka kesilmesi lazım. Onun için diyorum ya. Yani bu gibi şeylerde böyle internette gördüğünüzde falanca benim kursum var, talebem var. Bana gönderin, keseyim. Böyle yapmayın yani. Sağlam olacak, böyle bildik olacak, tanıdık olacak. Bu işleri büyük vebaldir yani bu. Bu çok büyük bir vebaldir. Alıyorsun kurban olarak kurbanı kesmiyorsun. Adamın vacip kurbanı günah işletmiş oluyorsun yani. O açıdan sağlam kurumlar diyorum. Yani bildiğiniz, ben şimdi illa Türk Diyanet Vakfı'nı ya da Kızılay'ı söyledim. Ben devlet olduğu için söyledim. Ama bunun yanında sizin tanıdığınız vakıflar falan varsa elbet kestirebilirsiniz. Hocam biz kesmiştik. Kayınbabamlar kesip arabamızın düğünü oluyordu. Ons verdiler. Olmuyormuş. Tekrar mı kesmemiz gerekiyor? Hocam biz kesmiştik ama kayınbabamlar kesip arabamızın düğünü oluyordu. Sorunuz anlaşılmadı İbrahim. Kusura bakmayın. Kesmiş mi bilmiyoruz. Bizde o borç kalmış mı? Evet. Eğer kestik bilmiyorsan yani araştıracaksın. Kestiyse tamamdır. Kesmediyse olmamıştır. Ama akika farz ya da vacip değildir. Onu söyleyeyim. Kendinizi mecbur hissetmeyin. Adak etinin yediğimiz kadar bedelini bir fakire verip kavurmasından birlikte yemiştik. Evet. Doğrudur.
Ben bir soru sormak istedim. Uzun olduğu için iki parça gitti. Ben ses bombasına verdim. Hocam durum çok çok durum çok yok. Kurban akika yerine geçer mi? Yani hem kurban hem akika, bak çok güzel bir soru. Ev yemeklerim çok güzel bir soru. Ama siz 50 bin liram var dediniz. Dolayısıyla size kurban vacip, ev yemeklerim. Kurban vacip size. Onun için siz kurban kesin. Akika vacip değil. İleride inşallah akika da kesersiniz. Kurban kesin. Hocamız sakın konuşuyor. Alıştık biz. Hocamız sakin konuşuyor. Hocam saçını tartıp sadakalarını da vermedik. O da sonradan verilir mi? Tabii şimdi çocuk geldi 9-10 yaşında. Onun şimdi saçı kesilmez de tahmini şöyle yapılabilir. Yani bir çocuğun yani 1 gram değil yani. Ne diyeyim, yarım gram. Yani bir 150-200 lira o niyetle bir sadaka verirseniz olur. Hasyar kardeşim. Oruç adağı adandığında orucu tutmayıp onun yerine sadaka verirse olur mu? Bunu bana birisi sormuştu veya onun yerine bir koyun kesip bir kursa verirse olur mu? Şimdi oruç tutmaya gücü yetiyorsa, oruç adadıysa onunla ilgili konular gelir yani inşallah. Oruç tutacak ama tabii oruç tutmaya gücü yetmiyorsa tabii ki onun yerine parasını verebilir. Hocam hem kendimiz kesip hem de başka bir kuruma versek sevabı çok olur mu? Yani iki tane diyor. Yani hem akikayı kendiniz kesip, şöyle mi, kurbanı kendiniz kesip akikayı başka bir kuruma olabilir. Ya da olabilir yani, sizin bu sorunuz olabilir. Sevabı çok olur mu? İkisini siz de yapsanız aynı sevap, kuruma da verseniz aynı sevap. Kestiğini söylemişti. Tamamdır o zaman. Bizim vakıf var, güvenilir, gerçekten buraya verebilirsiniz diyor Nazlı Gül. Hocam borcumuz varken kurban kesebilir miyiz? Kurban kesmeniz için ben bu soruyu sorsam bütün kardeşlerime ben cevap verecek. Ne lazım desem, şart nedir? 80,18 gram değerinde para borç harç dışında varsa, yani o da 40 bin lira ve üstü gibi oluyor demiştik. Ona kurban vacip oluyor. Eğer bu kadar paranız yoksa, borcunuz da varsa kurban vacip değil size. Ama ben kesmek istiyorum diyorsanız kesebilirsiniz. Sünnet olmuş olur. Akrabamızın düğünü oluyordu. Ona verdiler hocam. Neyi verdiler? Akikayı mı verdiler? Adağı mı verdiler? Adağı verdilerse olmaz. Akikayı verdilerse olur. Hocam bütün mamulleri satıyoruz. Bu sıkıntılı mı? Selamünaleyküm hocam. Tütün mamulleri satıyoruz. Yani haram değil ama tabii ki sıkıntılı. Yani satmasan daha iyi olur. Komşularla birlikte kesmiştik bahçede. Kavurma yaptık. Siz de yiyin dediler. Biz de olmaz dedik. Parasını verin dediler. Fazlaca parasını hemen götürüp verdik. Sonra yedik o adak etimizden, biz de yemiştik. Hocam ben kızlarımın akikasını verdim ama oğlumun akikasını iki tane dediler. Dediği için kesemedim. Durumumuz biraz toparlanınca inşallah bir tane de olur. Semiha, Ali Hamza. Bir tane de, bir tane, iki tane şart değil. Bir tane de olur yani. Evet. Hocam bir yakınımız kurban kesmeyi çok istiyor. Biz de Rabbimizin rızasını gözeterek imkanımız doğrultusunda gücümüzün yettiği kadarıyla kurban kesmeye niyetleniyoruz. Misal bu kurban bu yıl kes. Allah kabul etsin tüm kardeşlerimizin kurbanı. Hocam gündüz sohbetlerini akşama almamız mümkün mü? Çocuklardan dolayı pek anlayamıyorum. Muhakkak benim gibi çok oluyor. Şimdilik böyle gidiyoruz. Ne şekilde sorsak yine de çok güzel anlayıp net cevaplar verdiniz. Allah razı olsun cümlemize. Kesmeyen kardeşlerimize versek etinden yiyebilir miyiz? Kesmeyen kardeşimize versek. Sen verdikten sonra o sana, sen de misafirliğe adak etini kesmeyen, ya fakir birine verdin. Kardeşin fakirdi. Adak etini kardeşine verdin. Akşam da ona misafirliğe gittin. O da sana pişirdi verdi. Yiyebilirsin yani. Ondan dolayı sadaka vermene gerek yok. Evet. Zekat vermeye malik olana kurban vaciptir. İpek Melahat doğrudur. Hocam Borak neredir? Sevgi sevgi. Borak neredir? Yani ne sordum ben anlayamadım şimdi. Gündüz inanın çocukların sesi, evet. Evet, zikretmeyen tek bitkidir tütün, ben de yeni duydum. Hocam payımıza düşen etin ne kadarını dağıtmamız gerekiyor? Kurbanda yani üçe bölünür. Üçte biri dağıtılır, üçte biri misafirlere yedirilir, üçte biri ev halkına saklanılır. Dolaba konulur yani. Şey budur, müstahap budur ama
Eğer yıl içerisinde pek et görmüyorsa çocuklarınız, yani durumunuz orta halliyse, zengin değilsiniz, kurbanın tamamını kendinize de ayırabilirsiniz. Bunda da bir günah yoktur. Hocam benim bir sorum olacaktı. Birin borcu var ise ve getiri de asgari ücret kurban kesmek zorunda mı? Hanefi mezhebi değil. Ömer Umut değil. Zorunda değil yani. Vacip olabilmesi için nisap miktarı mala sahip. Bak sen diyorsun ki hiç parası yok, sadece maaşını yiyor. Mecbur mu? Değil. Kesmesi mecbur değil. Kesse sünnet olur. Evet. Evet, kokonatluyu da gördük. Gül gönderdi. Allah razı olsun kokonatlu. Bu aralar kokonatluyu göremiyoruz yoğun bir şekilde. Afrika'ya sürekli kurban göndersek olur mu? Sağlam kurumla olabilir. Ama ben içimden geleni söylüyorum. Vacip kurban, vacip kurban. Öyle al kesle o. Yani takip edeceksin. Ya da yani Türkiye'deyse bile yani hangi vakfa, derneğe verdin? Yani git gör yani. Yani bu çok önemli. Çok istismarları duyuyoruz. O açıdan ben işin içinde olduğum için yani takip edin diyorum. Afrika'ya kurbanı göndermiş, evinde kesmemiş, komşulardan gelen ikram kurban etini alabilir mi? İkramdır hani, dedik ya, üçte birini fakirlere, üçte birini eş dosta yedirecek dedik ya, Emine Peçe. Ne dedik? Üçte birini fakirlere, üçte birini misafirlere. Şu misafir bölümüne girmiş olur o da. Zengin de olsa onlara da verin tabii ki. Daha nasıl anlatsın? Allah razı olsun. Yazın kontrol edip lütfen, evet. Celle Umutlar mesaj attı. Las kızı. Onlar memlekete gittiler. O Celle Umut da Trabzonlu. Benle görüştü. Hocam çekmiyor dedi şeyimiz oradan. Onlar Trabzon'a gittiler. Ondan yoklar. Evet. Bak kokonottu da diyor. Wi-Fi yoktu. Pek giremedim. Yani takip ediliyorsunuz, onu demek istiyorum. Bak Celle Umut da bizim sürekli takipçi, o yok. O da şimdiden bana mesaj attı. Hocam ben Trabzon'a gidiyorum, çekmiyor. Haberiniz olsun, müsaade alıyor yani benden. Evet. Hocam kızım okuyor ve çalışıyor. Kurban düşer mi? Kurban düşer mi Dilek? Dilek işte nisap miktarı malınız varsa düşer. Tamam, kesmeniz lazım. Yoksa kesmeyebilirsiniz. Hocam geçen sene kurban keseceğimi bilmiyordum. Bu sene kurbanda iki tane mi kesmem gerekiyor? Ha, geçen sene farzsa, vacipse, affen, geçen sene vacipse, kesmediyseniz o sadakaya döndü. Yani diyelim ki bir 800-850 lira o niyetle sadaka vereceksiniz. Bu sene keseceksiniz inşallah. Tamam, bak güzel bir soru sordu bir kardeşimiz. Hocam müellefi kulüp. Hocam geçen sene kurban kesmem gerekiyordu. Bilmiyordum diyor. Kesmedim. O neye dönüştü? Şeye dönüştü. Sadakaya dönüştü. Yani bir kuruma, şey, dış ülkeye onu gönder, ya da yok bir fakire 850 lira onun bedelini verirsin. Bu sene de kesersin inşallah. Evet. Hocam sevgi hocam Borak. Şimdi ben anlamadım. Anlayan bir söylesin. Hocam Borak. Borak. Ne anlamadım sevgi. İnan anlamadım yani. Bir şey diyorsun ama çözemedim yani. Tabii ki de Arapça okunmalıdır ama anlamak için Türkçeden okumalı bir günahı var mı? Hocam Kur'an tabii ki Arapça, evet, okunmalıdır. Yani Arapça okunmalıdır. Arapça öğrenmeye çalışalım Kur'an-ı Kerim okumak için. Öğrenene kadar tabii ki Latin harflerle yazılmış Arapça, Latin harfleriyle yazılmış Arapça kelimeler. O tam ifade etmemekle beraber hiç okumamaktansa okuyabilirsin. Mealini okuyabilirsin ama yeterli değildir. Bir an önce Arapçayı öğrenin derim ben. Hocam kişiye kurban vacip olmazsa fakat yine de kesmek için alırsa, aldığı kurban kesmeden kaçar veya kestikten sonra murdar olduğu ortaya çıkarsa yine de tekrar alıp kesmesi gerekir mi? Onunla ilgili soru bizim kurban bahsimizde geçti. Oraya bir bakın inşallah. Yaptık yani. Evet, Allah razı olsun. Bir kimsenin kefaret orucu varsa, Hanefi mezhebi ise Şafii mezhebini taklit edebilir mi? Ehli Sufa. Kurbanla ilgili alayım. Burak kurbanı. Burak kurbanı diyor galiba. Burak. Burak kurbanı diye bir kurban yok. Akika kurbanı var. Akika, adak var. Burak kurbanı yok.
Ben de onu söylüyorum. Evet, ikram gibi alabilirler yani. Emine kardeşimiz çünkü evinde kurban yok. Kendileri kesti Afrika'da ama evine kurban eti girmemiş. Onu bilen komşusu da ona veriyor. O da onu alabilir yani. Bir sakınca yok. Çocuklarına kurban eti yedirsin. Peki bugün de bu kadar olsun kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Bu videomuz da dolu dolu soru cevaplı geçti. Bunu da kaydedeceğiz. Tekrardan dinlersiniz. Kısa da dua yapalım. Amin. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatu. Euzu bike min şerri ma sena'tu ebu leke bi ni'metike aleyh ve ebu bi zenbi fevfirli fe innehu la yevfiru zünube illa ente. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. Rabbena ifri aleyna sabran ve sebbit aktamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena ğfirli ve li valideyi ve lil mu'minine yevme yekumul hisab.